Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz tansiyon ayarı nasıl yapılır? Üst geçiş ipi nasıl takılır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizlere bugün tansiyon ayarı yapımını ve doğru şekilde üst geçiş ipi nasıl takılır bunları göstereceğim. Öncelikle üst geçiş ipliğimizi takmadan evvel ve tansiyon ayarını yapmadan evvel sizlere üst geçişin yanlış olduğunu nasıl anlarız? Tansiyon ayarımızın doğru yapılmadığını nasıl anlarız? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, öncelikle kumaşınızı dikerken alta ip toplanma ve boncuklanma. Alta ip toplama genellikle üst geçiş ipliğinin düzgün yapılmadığı anlamına gelir. Tansiyon ayarının düzgün yapılmadığı anlamına gelir. Tansiyon ayarı düzgün yapılmadığı zaman altta ip toplama bu şekilde görüldüğü gibi boncuklanma olur. Ve üstte aynı şekilde boncuklanma varsa veya altta diktiğiniz kumaşta bu şekilde büzgü varsa bu da mekik ayarınızın doğru yapılmadığı anlamına gelir. Şimdi üst iplik geçişini hazırlayacağız. Üst iplik ipini takacağız arkadaşlar. İp geçiş kılavuzunu doğru bir şekilde buradan yerleştirmemiz gerekiyor. Üstteki vidadan değil, alttan geçirmemiz gerekiyor. Bu en çok yapılan hatalardan birisi. Bu şekilde ipi doladığınız zaman ip buradan rahatlıkla gelmez ve dolayısıyla tansiyon ayarı da yapılmaz ve kumaşınız da düzgün dikilmez arkadaşlar. Özellikle buna dikkat edin. Şimdi ipimizi aşağıdan bu şekilde geçirdim. Buradaki boşluğa ipi yerleştirdim ve ok yönünü takip ederek ipimi aşağıya bu şekilde tutarak tansiyonumuzu da sıfırlıyoruz. Ve baskı ayağımız da, bakın, baskı ayağımız da yukarıda olacak şekilde ipimizi hem aşağıdan hem üstten tutarak buradaki içteki kampanaya güzelce yerleştirmemiz gerekiyor düzgün bir tansiyon için. Buna dikkat edin ve ok yönünü takip ederek ipliğimi horozun etrafında bir tur döndürüyorum. Geçirdikten sonra tekrar aşağıya iğnenin üstünde bulunan, şurada bir iğneyi, ipliği takmak için bir yer var, oraya taktım. İpliğimizi takalım. Evet, ipimi de taktım. Mekikteki ipi, alt ipi çıkarabilmem için arkadaşlar ipi bu şekilde tutuyorum ve volonu çevirerek alttaki ipi çıkaracağım. Evet, bakın bu şekilde çıktı. Evet, alt ipimizi de çektik. Şimdi tansiyon ayarını yapacağım. Düğmemiz şu anda sıfırda. Bu çok gevşek bir ayardır. Sıfırdan 9'a doğru tansiyon ayarı sıklaşır. 9'da en sıkı ayardır. Benim kullandığım ayar kumaşın kalınlığına ve ipin kalınlığına göre genelde 3 ile 4 arasını tercih ediyorum arkadaşlar. Tansiyon ayarımı 3 ile 4'ün arasına getirdim ve buradan kontrol ediyorum. Tansiyon ayarını yaparken baskı ayağı bu yukarıda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde baskı ayağınızı indirdiğinizde tansiyon ayarınızın doğru olup olmadığını anlayamazsınız. Bu yüzden baskı ayağını yukarı kaldırmanız gerekiyor. Bu şekilde yapılan tansiyon ayarı düzgün şekilde yapılmış olur arkadaşlar. İp çektiğimde ipin rahatlıkla gelmesi gerekiyor. Ve benim ipim de şu an gayet güzel, normal. Çektiğimde ipim rahatlıkla geliyor. Bu da tansiyon ayarımın düzgünce yapıldığını gösteriyor. Şimdi tansiyon ayarım düzgün yapılmış mı bunu test edeceğim. Sizlere gösterme amaçlı bir test dikiş yapacağım. Kumaşım orta kalınlıkta bir kumaş. Çok ince bir kumaş değil. Bu şekilde
kumaşımı dikmiş oldum. Bu arka yüzü, bu ön yüzü ve gayet düzgün bir şekilde dikildi. Benim şu andaki tansiyon ayarım kumaşımla uyumlu. 3 ile 4'ün arasında. Tabii bu kumaşla da ipin inceliğine, kalınlığına göre de değişebiliyor. Ve her makinede de aynı ayar olmayabiliyor arkadaşlar. Makinenin özelliğine de göre değişebiliyor. Buradan belirtmiş olayım. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere üst geçiş ipliği nasıl doğru takılır, tansiyon ayarı nasıl doğru yapılır, bunlardan bahsettim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizlere faydam olur. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Fikirleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.